Evet sevgili dostlar. Türkiye'de bazı şeyler çok zordur. Mesela en başında gelen Fenerbahçeli olmak. Türkiye'de gerçekten Fenerbahçeli olmak zordur. Fenerbahçeli olmamak o daha daha zordur. Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızın abonesi olduğunuz için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Fenerbahçe biliyorsunuz Göztepe deplasmanından Hocam Göztepe ile deplasmanı değildi ki evdeydik ha pardon Göztepe ile evimizde oynadığımız maçtan 2-0 galip ayrıldı. Uzun zamandır Fenerbahçe'nin e, maç kazanma serisini hatırlatayım. Son 9 maçta 8 galibiyet bir beraberlik. Mesela i̇şte Trabzonspor maçını da dahil edersek sanırım 5 tane evimizde maç olmuş oluyor. Yani o beraberlik. Hal böyleyken herhalde son 5 maçımızda İsmail Kartal'a sanırım bir tek Adana Demirspor'a yenildik herhalde. Yok ya Adana Demir'e mi yenildik? Adana Demir değildir ya. Yani. Neyse birine yenildik. Ee, ama mantık matematik olarak 5 maçtır Kadıköy'de yenilmiyoruz. En azından taraftarın Kadıköy'e ilgisi arttı. Serdar Aziz maç sonrasında diyor ki hocayı kıramadım. Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Serdar Aziz Göztepe maçının konuşuyor. Diyor ki maçın açıklamalarında gol atmak güzel. Duran toplara çalışıyoruz. İsmail Hoca da benden gol bekliyordu. Önemlisi kazanmak mutluyuz. Antrenmanlardan sonra da duran toplara çalışıyoruz. Hoca da hafta içi senden gol bekliyorum dedi. Ve hocayı da kıramadım demiş Serdar Aziz. Son olarak artık daha iyi takım savunması yapıyoruz. Takım halinde savunma yaptığımız için sonuç alıyoruz izime darbe aldım ve kötü hissettim ama kötü görünmüyor." demiş. İnşallah bir şey çıkmaz bu ara çünkü çok sakat vermeye başladık. Hayırlısı olsun şekerim. Rıdvan Dilmen'den açıklamalar. Arda 27 yaşında gibi oynuyor demiş. Bu ne biçim açıklama ya? 27 yaşında gibi oynuyor. Yok 55 yaşında gibi oynuyor. Yani spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe-Göztepe maçına dair değerlendirmelerini TRT Spor'da yapmış. Fenerbahçeliler için güzel bir gün. Altay, Osayi, Zayt, Kim, Arda için de çok iyi bir gün demiş. Tuhaf. Çünkü bu isimlerin hepsi rüya gibi oynamadı ya. Hani Altay'a 10 veririm, Osayi'ye 10 veririm. Zayt'sa o kadar vermem. Kime 10 veririm? Arda'ya da. Gençlik aşısı. Neyse. Arda'nın oyun yapısını Sergen Yalçın'a benzetiyorum demiş. Sergen de benzer yaşlarda böyle bir oyuncuydu sonra at Ve <laughs> büyük bir yıldız Türk futboluna geliyor. Çok belli. Arda şu an 27 yaşında gibi oynuyor. Rıdvan Dilmen'in de biliyorsunuz tıpkı Ali Koç gibi müthiş bir ön sezisi var. Hani Crespo ikincilik topçusu bundan topçu mopçu olmaz gibi çok derin açıklamaları vardı. İşte Kim Minji biraz yavaş kalıyor. Her çoğunu karakollukçu mu diyordu. Neyse. İsmail Kartal'ın Arda Güler stratejisini doğru buluyorum. Ben de olsam onu böyle kullanırdım. Ancak artık Arda'nın zamanı geldi diyebiliriz. Önümüzdeki hafta Rize deplasmanında son 30 dakika değil de ilk 60 dakika oynarsa şaşırmayız diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Ben bugün İsmail Kartal'ın açıklamalarından hakikaten sanki Rize maçında 11 oynatacak izlenimi aldım gibi. Hani duyum olarak demeyeyim. Şimdi duyum deyince olmayınca kızıyorlar. İzlenim diyeyim. Hani bana kalırsa sanki hani günü gelecek 11'de oynayacak diyor ya. Bence bir şey olacak. Camiada şu anda İsmail Kartal'ın devam etmesi yönünde bir istek var gibi görünüyor. Şu anda hocanın tartışılma durumu yok. Crespo'nun savunmadaki mücadelesi Miha Zayt'sın hücumda daha etkili bir oyun göstermesini sağlıyor. Zayt bambaşka bir oyuncuya dönüşmüş durumda. Rossi yetenekli bir oyuncu ancak 5,5 milyon euro benim için soru işareti. Ayrıca her maçta oyunda bu kadar kalmasını doğru bulmuyorum demiş. Ben de bir şey söyleyeyim mi? Valencia ile başlasaydık sonradan oyuna Rossi girseydi bence daha etkili olurdu. Bak Rossi gibi adam geniş alan oyuncusu. Ama aynı zamanda dar alanda bak yani Rossi'nin oynatılma sebebini söylüyorum. Dar alanda yani şöyle anlatayım size. Herkesin anlayacağı tabirleri kullanayım. Rakipler sana 11 kişinin savunma yaptığı zaman kanatta topu alıp hani iki kişinin üçünün arasından geçip pozisyon üretebilecek isim. Valencia'da öyle. Bir kanada Valencia, bir kanada Rossi'yi koyarsan Top oyun sıkışıkken aralardan geçip pozisyona sokabilirler. Rakip üstüne geldiğinde kontra atakta topu hızla ileriye taşıyabilirler. Şut becerisi Valencia'nın çok çok iyi. Frikikleri falan hatırlayın kullandığı frikikleri. Rossi de bu o kadar iyi değil. Belki geliştirirse Valencia'yı bile geçer. Öyle isimler. Ha Rossi'nin her maç oynatılması 90 dakika oynatılması bence de yanlış. Sonra girebilir. Kimi alacak? Yedekte hani Gerrit Bale vardı o mu almıyor? İsmail Kartal oyuncuları kendi yerinde oynatarak fark oluşturuyor. Kadrodaki oyuncuları nereye dizersen diye kime sorarsan sor bu oyuncuları bu pozisyonlarda oynatır. Doğru olan da bu demiş. İşte Vitor Pereira'dan ayıran özellik bu. Vitor Pereira kafasına göre hareket ediyordu. İsmail Kartal doğrulara göre hareket ediyor. Yani ben bunu burada oynatırım, bitti. Ha Pereira'nda doğrular vardı. Mesela Ferdi'yi sol bek oynatmak, o sayıyı sağ açık oynatmak her baba yiğidin harcı değil. Pereira'nın yerine Fenerbahçe'yi doğru oynatan bir teknik direktör olsa Fenerbahçe hala şampiyonluk yarışındaydı. Asla 11 puan fark olmazdı demiş. Katılmıyorum buna. Hani buna katılmıyorum. Fenerbahçe'nin başında Lövde olsaydı, Klopp da olsaydı Fenerbahçe hala ikinciydi. Yani bunu niye dediğimi de anlıyorsunuz. Fenerbahçe'de oyuncular sakatlık yaşamıyor. Kadro istikrarlı, sakatlık kadro istikrarı sakat olma, sakatlık olmadan sağlanır. Demek ki oyuncular iyi antrenman yapıyor demiş. Ha, ah, sakatlandı bak. Hoca hemen yanlış bildi diyecekler. Bu öyle bir sakatlık değil. İsmail Kartal kesinlikle kalmayı hak etti. Ancak planlama löv gelirse İsmail Kartal'ın yanına gelmesi şeklindeydi. Hakem çok iyi maç yönetti demiş. Maç öncesi Yasin Koll'un Trabzonlu olması nedeniyle Fenerbahçe cephesinde endişe vardı. Ancak hakemin çok sakin, hakkaniyetli bir maç yönettiğini düşünüyorum demiş. Yani Twitter'da söyledim, videolarda da söyledim. Eleman Yasin Kol açıklandığı zaman ben aynen şunu söyledim. Bizim bir maça daha yönetti, Hatay maçıymış. O maçta dedim ki ulan bari tacı yanlış ver. Yani nazar değecek. Bu kadar kusursuz yakın maç yönetme diye. Enfes dün de kusursuz yakın maç yönetti. Az sonra konuşacağız onu. Ferdi Altay'a teşekkür etmeliyiz. Bak futboldan anlayan adam nasıl belli. Ferdi futboldan anlayan adam nasıl belli. Ferdi Kadolu 2-0'lık Göztepe müsabakasının ardından açıklamalarda bulunuyor. Şimdi Ferdi ile ilgili de şunu söyleyeyim. Sol bekle oynadığı zaman Ferdi'ydi. Sol önde oynadığı zaman Berişay'dı. Değil mi? <laughs> Kazandığımız için mutluyuz. Bizim için önemliydi. Çok fazla final oynuyoruz. Çünkü gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyoruz. İlk yarıda çok fazla pozisyonlar verdik. Altay Bayındır'a teşekkür etmeliyiz. İkinci yarı daha iyiydik ve kazandık demiş. Kendime Kendimi iyi ve güçlü hissediyorum. İleride daha çok gol atmak ve asist yapmak istiyorum demiş. Bugün bir tane golü de yedi. Değil mi? Rossi'nin asistini yedi hatta. Yani o asistini yaptırmış olsa Rossi'nin piyasa değeri artacak. Bu arada Pelkas'ın sakatlığının Fenerbahçe tarafından açıklaması geldi. Biliyorsunuz göz, yaşta, göz saha kenarına gitti. Taraftardan da destek aldı bayağı. 31. dakikada Atilla Salah yerine girdi. Fenerbahçe'den açıklama. Göztepe AŞ ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Dimitris Pelkas'ın Acıbadem Badem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda sağ ayağında plantar fasya yırtığı tespit edilmiştir. Şimdi plantar fasya yırtığı. Ben bu ifadeyi kopyalıyorum. Tedavisini hemen baştan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız diyor. Şimdi sosyal medyaya baktım 50 çeşit şey var. Kangren oldu, öldü, bacağı koptu, geberecek. Plantar fasya nasıl geçer? Bu ameliyatsız tedavisinde esneme egzersizleri, buz uygulaması, fiziksel aktivitelerin azaltılması, fizik tedavi, enjeksiyon tedavisi ve iltihap azaltmak için oral steroid olmayan anti enflamatuar ilaçlar ile konservatif bir tedavi planıdır diyor. Yani ameliyata gerek yok. Bir nevi fizik tedavi ile geçer diyor. Yani ayak altı iltihaba. Böyle söyleyeyim. Ee, normalde birkaç ay sonra kendiliğinden geçer. diyor hastalıkta. Peki hocam Pelkas'ınki ne kadar sürer? 2-3 hafta diyelim. Yani 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor ama düzenli çalışırsa, beslenmesine dikkat ederse belki 1,5-2 haftaya, belki Beşiktaş derbisinde yedeklerde yer alır. Bana kalırsa yer alır. Deniz Çoban Fenerbahçe Göztepe maçında tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Diyor ki bir kırmızı daha çıkmalıydı. Yani hakeme kızıyor. Bir kırmızı daha çıkmalıydı diyor. Deniz Çoban. Ee, şimdi şeyin yazarı Foto maçını fanatiğin yazarı aynı zamanda Deniz Çoban. Trio programında da değerlendiriyor BN Sports'ta. Ve Hakem Yasin Kol'un bir kırmızı kartı atladığını söylüyor. Ki ben de bunu canlı yayında söylemiştim hatırlarsınız. Yardımcı hakem Fenerbahçe'nin sayılmayan golünden sonra bayrağını kaldırıyor. Offside'i işaret ediyor. Fakat oyuncular hakemin düdüğünü de yardımcının bayrağını da fark etmiyorlar herhalde. Normal bir gol kadar seviniyorlar. O ilginç geldi. Yoksa bayrak ve gol iptal zamanları da doğru karar diyor. Berkan'ın hani şu tribünden maddeler atıldı ya. O madde atılması masum bir şey değil arkadaşlar. Onun videosu muhtemelen düşmüştür sosyal medyaya. Berkan'ın yerden eğilip aldığı şişeyi tekrar tribünlere attığını düşünüyorum. Hem de şiddetli bir şekilde atıyor. Kesinlikle ve kesinlikle kırmızı kart görmeli diye düşünüyorum demiş. Burada hakemi suçlayamam ama varın buraya bir daha bakması gerekir. Ve hakeme inceleme tavsiyesinde bulunabileceğini düşünüyorum. Hakem o anda şeyle konuşuyordu. Ee, Göztepe'de bir oyuncu var. Onunla konuşuyordu. Hatta sarı kart verdi şiddetli itirazdan. Bunu hakem göremez. Orta hakem, yan hakem, dördüncü hakem. Şey, yan hakemler ve dördüncü hakem Görebilirdi ya da var görebilirdi. Görmedi. Yayıncı kuruluş da vermedi. Fark ettiyseniz. Bakın orada bir kırmızı yese zaten maç bitti. Ki Berkan kırmızı yese maç bitti orada. Al başına belayı. Değil mi? Ee, orta sahadaki sarı karta doğru karar diyor. Ee, Erkan Engin her maçta var. Her hatasına rağmen nasılsa ben maç alıyorum düşüncesinde olabilir. Beklenti olmamasına rağmen Fenerbahçe'nin yakaladığı penaltıyı nasıl yakaladığına şaşırdım diyor. Pozisyonla hakemin kenara davet edilmesi arasında 95 saniye var. Pozisyon açık ve net. 95 saniye neyi kontrol etti çok merak ediyorum. İki ayağına birden dokunarak Rossi'yi bozuyor. Net penaltı. Rossi niye tepki göstermedi anlamıyorum demiş. Fenerbahçe'yi yıldırdıklarından olabilir mi? Ha kırmızı kart olmayabilirdi diyor. İkinci sarıdan verirdim ben olsam diyor ama yani geçin, geçin. Şimdi iki tane daha haberim var. Bu haberimi de maç sonuna ekleyeyim. Birincisi, Yoahim Löv Ali Koç'tan servet istedi, 475 milyon TL. Löv'e takımını emanet etmek istiyor Fenerbahçe diyor, ama financial fair play, financial fair play anlaşması nedeniyle UEFA'nın kapısını çalmış. 10 ay gelirse 3 yıllık imza atılacak diyor. Kadroyu kurmak için 30 milyon euro bakın 475 milyon TL bütçe istedi diyor yani 30 milyon euroluk. Bu da olmadı diyor. Bu haberleri sıkça göreceğiz arkadaşlar yani imzalanana kadar ya da açıklama yapılana kadar. Bir gün Löv'ü getiririz bir gün Jesus'u getiririz bir gün de sürpriz isim getiririz arada sıra'da Mesela sürpriz isimlerden birisi Roberto Mancini. Mancini evet Fenerbahçe'yi çalıştırırım demiş. Yani dünyaca ünlü teknik adam Fenerbahçe'yi çalıştırırım demiş. Değil mi mesela başta bunu koysam son dakika. Dünyaca ünlü teknik adam açıkladı. Fenerbahçe'yi çalıştırırım. Al sana başlık. İtalya milli futbol takımı teknik direktörü Roberto Mancini Türk takımları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. TV yüze konuşmuş. Benim işim teknik direktörlük. Dünyanın her yerinde çalışırım ve Türkiye'yi çok seviyorum. Galatasaray'da harika vakit geçirdim ve orada beni oldukça seviyorlar. Yo. Ancak Fenerbahçe'den veya Beşiktaş'tan bir teklif gelirse bunu düşünürüm. Çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Biliyor musun demiş. Gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Peki İtalya'da en popüler Türk takımı hangisi demiş? İtalya'da herkes Fenerbahçe'yi de Galatasaray'da Beşiktaş'ta yakından tanır. Demiş. 2013-2014'te Galatasaray'ı çalıştırmış da diyor. Hatta o sezon Ersun Yanal Fenerbahçe'si dehşetül vahşet bir şampiyonluk alırken Galatasaray'da sanırım Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u eleyip gruptan çıktıydı diye hatırlıyorum ama yanlışım varsa böyle şeylerde lütfen bana kızmayın. Ama ben doğru diye hatırlıyorum. Hani hafızam belki beni yanıltır. Kul cool yap, şey, yani kul cool işi sonuçta. Bu arada hafızanızda sıkıntı varsa haram nazarla bakmamayı deneyin. Mesela bir adam bir şey aldığı zaman ulan şuna bak, bu parasızlıkta nasıl aldı gibi kötü çirkin düşünmeyin, iyi düşünün. Hani haram nazarla bakmayı herkes şey zannediyor, ha yoldan bir tane kadın geçerse bakarsa hafızamız gider. Tabii onun da etkisi olur da kötü gözle bakmayın. İnsanlara kötü gözle bakmayın, kem gözle bakmayın. Bırakın her insanlar bir şeyin sahibi sahibi olsun. Hakiki mümin kendisi için istediğini başkaları için ister. Bunu istemedikçe hakiki mümin olamazsınız, hakiki Müslüman olamazsınız. Bizim sıkıntımız bu. Yani insanlar diyor ki, eskiden salatalıktan bir tat alırdım, domatesten bir tat alırdım, artık alamıyorum diyor. Niye acaba? Şu an çalıştığın iş yerine falan canın torpiliyle yerleştiğin için olabilir mi? Ahmet'in Mehmet'in önüne geçtiğin için olabilir mi? Hakkını yediğin için olabilir mi? Ya da işte bilmem ne partisinden e, o dönem o belediyeye seçildi. Sen de oradan oraya oradan selamun aleykümden seçildiğin için o işte çalıştığın için olabilir mi? Ya da o pozisyona yükselmek için birilerinin ayağını kaydırdığın için olabilir mi? Ya da o pozisyonda olmak için birilerinin sürekli dedikodusunu gıybetini yaptığın için olabilir mi? Hepsi olabilir. Bence düşünmek lazım. İnsan başına bir hata geldiği zaman, bir şeylerden zevk alamadığı zaman, tat alamadığı zaman düşünmesi lazım. Acaba benim bundan tat almama sebebim ne diye. Kızlarımıza bakıyoruz. Çok enteresan giyimler, kuşamlar. Erkeklerimize bakıyoruz. Akıl fikir çok başka yerlerde. Ben gerçekten yani bir şefkat tokadı yiyeceğimizi düşünüyorum. Yani virüs virüs de akıllandırmadı. Bir şefkat tokadı yiyeceğimizi düşünüyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Kavimlerin şeyi vardır mesela. Başlarına gelen olaylara bakın niye geldiğini zaten anlarsınız. Genellikle çok değişik şeylerdendir. Allah sonumuzu hayır etsin ama iş oraya doğru gidiyor. Onu da söyleyeyim. Bu konuya da nereden geldik bilmiyorum ya. Neyse hayırlısı olsun. Teknik direktör konusunda Fenerbahçe'yi çalıştırırım diyen sadece Mancini değil. Nenad Bielsa da çalıştırmak ister. Marcelo Bielsa da çalıştırmak ister. Bielsa'yı çok soruyorlar bana. Hocam yani Marcelo Bielsa hani yaşlı kurt var ya. Hocam Bielsa'yla bir görüşme var mı? Ali Koç geçen sene Bielsa kalibresi dedi. Bu sene Löw dedi ama Bielsa'yı getirir mi diye. Ha görüştük, de, isim belli. Görüştükleri isimler belli Ali Koç'un. Yani Bielsa gelse başarılı olur mu? Bu takıma disiplin lazım. Bu takıma bir kütür kütür disiplin lazım. Bu takımda söz geçirecek bir adam lazım. Bence Bielsa bunu karşılar ama bakalım ne olacak. Şu lig sezon bitsin de ondan sonra karar veririz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.